Hız kaçsana kaçsana. Öldü. Sana kaç dedik. Ha. Selamlar, siz de mi buradaydınız ya? Türkiye simülasyonunda bir genç olarak tekrardan hayata başlasaydın nasıl bir hayatın olurdu? Hiç öğrenmek istedin mi? Yok. Arkadaşlar, tekrardan dünyaya gelseydim ismimi muhtemelen Sigma Billur Patrick yapardım arkadaşlar. Ya da dur, Billursuz Patrick mi yapsak? Patrick Bateman var ya. Dur onu düşünürüz. Gelin başlayalım arkadaşlar. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Sevinize selamız dostlarım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 1TC simülasyonu oynayacağız. Merak ediyorum, bakalım hayata tekrardan gelsek nasıl bir hayatımız olurdu. Oyunu mobilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar 1TC simülasyonunu. Bunun dışında ama bilgisayarlarda oynamak için biliyorsunuz ki bazı kurulumlar var. PUBG falan nasıl oynuyorsanız onu da oynarsınız aynı şekilde. Yani ben şimdi bilgisayarda oynayacağım ama mobilden de oynayabilirsiniz. Bakalım nasıl boyunmuş, çok merak ediyorum. Hey sen, eğer bu videoyu beğenirsen okulun en havalı insanlarından biri sen ol dostum. Lan oğlum, daha oyunu oynamadan güncelleme gelmiş. Adamlar çalışıyor. Halim Avcı kim birader? Halim Avcı Temmuz 25 Malatya. Yok. Yok. Şimdi Türkiye'ye bir daha gelsem ismini koyardım. Ciddi oynayacağım bu sefer. Şöyle yapalım o zaman. İsmim Mak olsun arkadaşlar. Soyadım da Taş olsun. Aktaş. Aktaş. Ne komik adam. Şimdi ne zaman doğalım? Ocak ayının 31'inde. Valla Sivas'ta olabilirim. Malatya. Kayısı Malatya denir. Amasya'da. Amasyalı olacağım arkadaşlar. Kanka ben Antalyalı değilim. Amasyalıyım. Bir yanlışım var. Amasya merkezdeyim ben. Çocukların en çok korktuğu şehir neresi arkadaşlar biliyor musunuz? Tokat. Tokat geliyor. Tamam. Gülmekten yarılırım var ya. Doğduk biraderim. Amasya şehrinde erkek olarak doğdum. İki kişi arasındaki aşkın ilişkinin meyvesi olarak iki kişinin arasında. Zaten iki kişinin arasında yaşanır bu iş. Oğlum. İki kişi arasında. Ne bu? Başka kimin arasında yaşanacak? Üç kişi mi? Başka neyin arasında geçecek? Erkekle eşek arasında geçecek hali yok. Onun adına aşk denmez. Doğum günüm 31 Ocak 2023. Ben Kova burcuyum. Annem Tülay Taş. O bir ön lisans mezunu. İşsiz ekleri var. 28 yaşında. Babam Melih Taz. O bir açık öğretim üniversitesi mezunu. Bebeğim ben. Benim bir tabii ki kazancım yok bebek olduğumdan. Dolayısıyla ilişkim kimle ilişkim olabilir ki? Babamla annemin dışında. Neyse, yakında manita yaparız birader. Biz bir yaşımızı alalım bir hocam. Sağlık olarak iyiyiz. Yükseltilebilir. Görünüm olarak ne, tipsiz miyim ben? Zeka falan normal. Yeni yaş. Ebeveyninin size aşı yaptırmanız için doktora götürür, nasıl davranacaksın? Onu ısır, ağla, sakin kalmaya çalış. Ağla birader. Ağlayacağım, bu şu an hukuku budur. Ağla. Haber, asfaltta yumurta pişirdiler. Türkiye gündeminden güzel bir haber. Evet, Adana'da geçiyor galiba olay. Asfaltta yumurta pişirmek için havanın sıcak olması lazım. Ailem beni aşı yaptırmak için doktora götürürken sinir krizi geçirdim. Doğal. Kreşe başlıyorsun. 2 yaşında kreş mi olur birader? Acun Ünal kreşi. Dişetlerin ağrıyor ve onları iyi hissettirmek için ne çiğnemek istersiniz? Diyor. Kalem, TV kumandası, cep telefonu, kauçuk çiğneme halkası. Birader normalde kauçuk çiğneme halkasıdır bu şunakka ama TV kumandasını alabilirim. Hani o tuşlar muşlar hoşuma gidiyordu benim. Parkta oynarken annenle sohbet eden renkli saçlı iri bir bayan yanağını sıkar ve seni almaya çalışır. Ne tab- ona vur. Şabalığa vuracaksın. Anaokuluna geçtik arkadaşlar. Kemal Tekin Anaokulundayız. Devlet okulu, anaokul başlayalım. Devam edelim hocam. Sağlıklı insanın biraz da sevilmemesi gerekiyor. Çünkü sevilmediği zamanlar insanın adeta antrenman zamanlarıdır diyor. Yeni parkta almaya çalışan garip kadının çenesine vurdum. Aynen öyle. Öğrencilik hayatımıza baktık eğitim olarak. Şu anda Kemal'de okuyoruz. Sınıfımıza gittik biraderim. Sınıf arkadaşlarımız var burada. Seda Işık, Firuze Adalı, Ilgım falan filan. Ersin, Ece Özdemir'e bir ne yapacağız şimdi? İltifat edelim mi Ece Özdemir'e birader ha? Hakaret edelim Ece Özdemir'e. Gerek. Sınıf arkadaşı Ece, o kadar çirkinsin ki bir soğanı bile altabilirsin dedim. Ki bunu kim yazdı? Tamam, kırarım bak bu televizyonu. Bu yazı ne ya? Bak bu televizyonu kırarım ha. Onu sotayım, çok ağır konuşmuşum ama. Hocaya şikayet etmez inşallah. Niye yaptık oğlum biz bunu Ece'ye? Ne günah var, tatlı kızdı ya. Bu kadar ağır konuşacağını bilemezdim birader. Benim de suçum yok. Finans açısından şu anda hiçbir gelirim giderim yok arkadaşlar. Aga bulalım kendimizi bir tane. Aga. Atilla. Güzel isim. Arkadaş olabilirim ya. Atilla. Benimle arkadaş olur musun kardeşim? Adı Çetin Ertaş. Kardeş yapmış bizimkiler. Anneyle babaya kardeş yapmış, anladınız siz. Kokoreç tabelasıyla dalga geçenler seve seve köfteci açtı. Bunun doğrusu kokoreçtir. Kokoreçtir bu arada. Aynen. Oyun oynama zamanı. Hangisini seçeceksin? Tahterevalli. Maymun çubukları salınacak. Çok tehlikeli oynamayacağım. Tatlıravalli birader. Korkunç Şimşek ilkokuluna geçtik arkadaşlar. Özel ilkokul. Ailen seni akşam yemeğini çıkarıyor ve en sevdiğin fast food restoranını soruyorlar. Onlara ne söyleyeceksin? Eyvah hocam. Şimdi sizin nedir arkadaşlar? Ben bu üç arasında eskiden pizzatı çok severdim. Abi canım şu an bile KFC çekti birader. Tavuk. Ya bu insanlardaki tavuk aşkı nedir ya? KFC başkan. Aileme KFC'nin en sevdiğim fast food restoranı olduğunu söyledim. Annen evde yokken baban kitabını sakladı, ne yapacaksın? O saldırı ona karar et. Beni rahatsız etmiyor, annene şikayet et.
Şimdi anneyle babayı birbirine düşürebiliriz birader burada. Çünkü babamın neden böyle bir şey yaptığını, baba kitabı niye saklasın birader? Kötü baba bak, kötü baba. Cık, annemi şikayet ediyorum birader. Odanda bazı arkadaşlarımla oynuyorken küçük bir çocuk aniden en sevdiğin oyuncağı elinden aldı. Ananı sattım. Bırak. Ağla. Geri al. Oynamasını. Geri al. Öyle bir şey yok. Bırak lan. Ooo. Bir dakika. Manitacılık işleri birader. Alışveriş merkezinde Tanyeli adında biriyle tanıştın. 12 yaşında kadın öğrenci Tanyeli Bozkurt. Ona çıkma teklif et. O benim tipim değil. Bu sorunun cevabı çok basit arkadaşlar. O benim tipim değil. Benim adım Aktaş. Aktaş Aktaş. Arkadaşın Atilla'nın evindesin. Evde akşam yemeğine oturuyorsun ama yemek biraz iğrenç. Onu köpeği yedir de güzelmiş. Ye birader, yapacak bir şey yok. Yiyeceksin o yemeği. Yeni yaşımız al. Kaç yaşındayız birader biz şimdi? 12 yaşındayız şu anda. 12 yaşındaysanız hayat gerçek. Oğlum benim sağlık niye bu kadar? Şu ölmesin çocuk birader. Babandan sana beyinsiz dediği bir mail aldın. Babam bana niye mail atıyor birader beyinsiz diye? Bak babam harbi tadımı kaçırmaya başlıyor. Baba bana babam bile Facebook'lemez dedin. Ananı satayım. Facebook var ya, babana hani şey diyorsun. Seni babam bile Facebook'ta eklemez diyorsun. Vallahi bir dayak yemiş olabiliriz. Bir dayak yemiş olabiliriz. Emin değilim ama yemiş de olabiliriz gibi. Ana oğlum. Senin ecdadın. Arkadaşın Atilla evcil bir tavuk alması gerektiğini düşünüyor musun diye soruyor. Na evcil tavuk ne ya kardeş? Almaması gerektiğini söyleyelim bence. Evde tavuk beslenmez bile der. Ya hayvan ne hayvan? Aslan falan değil, kaplan falan değil. Köpek de olsun. Köpek de değil. Kedi de olsun. Kedi de değil. Ne? Korku Şimşek Okulu'ndan mezun olduk. Şimdi arkadaşlar Cem Şişek Lisesi'ne gittik. Burada bir manitacılık koşturabiliriz. Sınıf arkadaşın Eylül onunla ders ekmeğini ve onun yerine Şinto Tapınağı'na gitmek istiyoruz. Şinto Tapınağı ne ya? Eylül ne yapacağız orada? He? Ne yapacağız orada tapınakta he? Müdüre şikayet edelim. Bilader böyle bir şey var mı okuldan? Niye kaçıyorsun sen? Ana. Hadi kardeş. Allah'a emanet ol. Böyle bir şey var mı ya? Terbiyesiz alakasızlık yapmayın ya. Okula gidin kardeş. Şikayet ederim kardeşim. Ben yeni karakterim oğlum. Ben eskisi gibi yeni insanım oğlum. Aktaş benim ismim kardeşim. Bundan sonra burada kariyerimi yapıyorum kardeşim. Burada siz de yapabilirsiniz. Ben yapacağım kardeşim. Neredesin canı? Kişisel bakım ihtiyaçları açıldı. Artık ihtiyaçlarınızı kendi tercihlerinizle belirlemesiniz. Unutmayınız ki tercihler hayatınızı etkiliyor. Aha. Eyvah. Oyda. Bu ne ya? Şimdi arkadaşlar köpten ye. Oh my god bro. Oh hell no man. What the... Lezzetli ama sağlıksız. Evet. Hocam ne yapayım, çöpten mi yesek bugünlük ya? Şunu yesek mi acaba? Yiyeceğiz, yapacak bir şey yok. Egzersiz diyor. Hiçbir şey yapmamak güzelmiş bak. Tam bunu yapıyor, evde basit egzersizler yapıyorlar. Ne olacak oğlum? Şunu yapın lan, evde basit egzersizler yapın ya. Ne olacak oğlum? Kişisel bakım. Duş alma. Bak. Güzel seçenek. Bak güzel seçenek. Görünüm eksi 10. Sağlık 2, mutluluk 3, göründüm dediği koltuk altı biraz kötü kokabilir. Bak bu olabilir, bak olabilir. Ben yani çünkü nereden biliyorsun abi sen? Gibi soruları lütfen sormaktan kaçının. Ben alıyorum. Haftada 3-4 defa duş alın. Hafta 3-4 defa nasıl duş alayım ya? Bunu da aldık mı zaten birader 470 TL oldu. Biz nasıl yaşayacağız? 30 TL'yi ne yapayım? Yemek demeyeyim miyim? Bu gençler ne yesin bu gençler ya? Bunu da alınca olmuyor birader. Çöpten giyineceğiz. Yapacak bir şey yok birader. Çöpten giyinirim. Sıkıntı yok birader. Yani çöpten giyinilir ya. Bence bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Çöpten giyinmekte bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Çöpten giyinebilirim ya. Midemi dolduracağım sadece arkadaşlar. Tamam, lezzetli ama sağlıklı yapmayacağım. Ya abi bu neden bu kadar pahalı bu sandviç kursu? Yok, o devlet okullarında falan alın birader bu eğitimi. Ben yani bir de sinirlendim. Dur. Aa 113 diyor lan. Gitar kursuna gidelim oğlum. Tamam, gitar kursuna gidelim. Oğlum ne oluyor lan, satrançtan çık. Mutluluk olsun oğlum. Tamam, gitar kursuyla tamam oldu birader bu iş. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Gacıları falan tavlarız lan, sorun yok. Devam. Tamam arkadaşlar, kişisel bakımları çözdük. 486 TL aylık, iyi. İlişki işlerine başlayacak olursa Melih Taş, Tülay Taş, Çetin Atilla bir manitacılık yapalım mı ya arkadaşlar? Ne diyorsunuz o işe? Aşk diyor bak, sevecek birine risk al, risk al. Oğlum ne oluyor ya? Markete tanıştığım bir kadın sana çıkma telif etti. Dilşah. Kadın 16. Çılgınlık fazla. Zeka çok yüksek. Zekası çok yüksek, bu olmaz. Yorar. Daha böyle kafası çalışmayan birini bulsak daha yorar. Onu reddediyorum. Bir daha bakalım. Var mı başka? Evet, arkada var bir tane hüdük. Aha işte aradığım şey bu. Görünüm yüksek, çılgınlık yüksek, zeka yok. İşte bebeğim. Kadınımı buldum. Türkan Çetin. Hayatım hoş geldin. Işın 14 mü? FBI open up! Türkan Çetin'cim. İlişkide peki neler yapılabiliyor? Yok burada çocuk izliyor ya. Türkan'dan para isteyelim mi bileder? Ya, Türkan'ım bir üstünde varsa biraz para verir mi? Türkan. Abi hiç parası olmayan. Çok sinirlendim şu anda. Konuşalım onunla bileder. Enflasyon hakkında mı konuştuk yani sevgilimle? Evet anlıyorum. Ona iltifat edeyim. Sevgilinle sen olmadan nasıl var olacağımı bilmiyorum dedin. Takdir etti beni. Şimdi para isteyelim. Türkan'ım ne yaptın sen ya? Yerim ya. Tamam arkadaşlar, Türkan'la
Biraz vakitle geçirelim. Kızın parasıyla kıza hediye de alalım birader. Ne alalım? Ananın dark tatlısı ne yapacak bu kız için? Diş fırçası alalım ya Türk Hanım'a. Dişlerini fırçala. Ağzım biraz kokuyor. Ha, bunu söylemek kısa ama biraz kokuyor da. Türk Hanım. Lütfen. Tamamdır. Annem ne yapıyor benim annem? Çeto. Atilla'ya eşek şakası yapalım mı birader? Arkadaşının arabasını renkli not kartlarıyla kapladın. İltifat edelim mi? Yok lan, ne iltifat edeceğim. Hakaret bile edebilirim. Bir daha eşek şakası yapalım bunu. Arkadaşının evine suratta patlayan gizli paralı bomba. Aynen öyle, suratta patlasın. El seçimde şaplak da atabiliriz bu arada. Ya da kışına bunu başlayalım. Bugün 7 Ocak. Koca kafalı figür günü. Ne yapacaksın? Ne yapayım? Koca kafalı figürle hiçbir şey yapma mı? Sadece 7 Ocak değil. Zaten sen o kafayı her gün boyunda taşıyorsun. Seni ana... Ahlaksızlık yapma! Böyle mi sorulur bu? Net diyelim. 12.400 TL paramız var. Yıllık gider 5.800, aylık 500 TL falan filan dersin. Ya evet. Evet, böyle oldu. Para isterim babamızdan. Onu satayım babamdan. Para isterim. 2.160 TL verdi. Baba gibi baba. Billur'dan yürüyemiyor ya. Adam. Annemden para isteyeyim. Annen... Sana ondan faydalanıyormuş gibi hissetmeye başladığını söyledi. Sen nasıl annesin ya? Bir insan bunu bilip anne olmaz. Bu şekilde olmaz anne. İltifat edelim annemize. Anam! Garip anam! Güzel anam! Saçının teline kurban olurum. Çilekaş anam. Dedim. Şimdi para isterim. Annene para... Bir dakika dur oğlum, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Annemize para da verelim birader. Annem de çok para istiyor. 146 TL veriyorum anneme. Şimdi artık annemden birazcık daha para isteyeyim. Bu kadar olayın üstüne. Oğlum annenden para istediyorum. Anneme para verip duruyor mu? Anne sen ne yani? Bizi mi koparıyorsun? Ben anlamadım ki birader. Oğlum para istemesi için. Anne bizi dolandırdı ha. Annemden para istiyor. Annem para için yalvarıp bırakacak mısın diye soruyor. Anne hakaret. Hani anneme yani bunu demek istedim. Uzaylılar görse insanlara soykırım başlatırlar dedim. Ya yani çok sinirlendim anneme. İki kere paramı aldı. Böyle annelik olmaz. Ben sana söyleyeyim, bu şekilde olmaz. Herkes ebeveyn olmamalı. Herkes ebeveyn olmamalı. Tülay anne, seni reddediyorum. Babam. Bu ne lan? Ha, yanlış bir şey açtık. Babam. Babama bak benim. Billur'dan yüreğimi koca bıyık ya. Adam. Babam. Babamdan bir daha para isteyelim. Babama bakar mısın ya? Billur'dan yürüyemiyor. Canım babam benim. Tamam bak. Baba güzel baba. Bir grup öğrenci sana yaklaşıp kötü şeyler söylemeye başlıyor. Kavgaya mı göresin yoksa? Nasıl kavga ettin? Sakatlandın. Bu kötü oldu. Biraz kötü oldu. Seçimler yaklaşıyor. Hangi partiye vereceksin? Oy kullanmaya gitmiyorum bile der. Ananız. Ne? Keşke gitseymişiz birader. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım birader. Ben söylüyorum. Çok sinirliyim şu an. Hangi bölüme başvuru yapalım? Şimdi eyvah. Güzel sanatlar. Aga be. Eğer ben o zaman aklım olsa da güzel sanatlara başvurdum. Devam edelim hocam. Güzel sanatları kazandık. Amasya'da okuyoruz arkadaşlar. Kapkaççı olursak 1700 TL aylık geliri var. Güzel gözüküyor gayet. Dilencilikte de iyi para var. Hem kapkaç hem dilencilik yapsak bu da fena değil. Kasiyer 4100. Vale olabiliriz. Ama araba kullanma ehliyetim yok. Çağrı merkezi çalışan. Eczacıların 18.000 TL kazandığını görünce bir tık şey oldum hocam. Bu eczacılar editörden fazla kazanıyorsa ben eczacı olabilirim bu arada. Atanmış öğretmen 13.000 alıyor, eczacı niye 18.000 alıyor? Ne neyin? Doktorla eczacının aynı parayı aldığı bu. Arkadaşlar eczacı oluyorum ben ya bu arada. Hadi kardeşim bakın işinize. Banka soygunu falan diyor birader. Şimdi bu tarz işlere de girmek istemiyorum ama. Yan kesicilik yap ne deme biraz. Bir dakika. Tamam biraz yaramazlık yapalım öncelikle. Yaptığın yaramazlık için suç artı arıyorsun. Türkan nerede birader? Annem gelsin. Tülay annem gel. Annemle birlikte arkadaşlar geç saatlerde kimse yokken bir sokak tabelası çaldık da bunu neden yaptık bunu birader? Ben onu anlayamadım tam olarak. Hani bana da bir getirisi olmayan bu manidar hareketi niye yaptığımızı söylemedik. Kokulu bir bal porsuğu bahçenizde dışkılıyor. O ne yapacaksın? Onun için biraz yemek bırak. Ona taş fırlat. Onu yakala ve yerini değiştir. Bırak işini yapsın. Ona taş fırlat birader. Bir tane TikTok hesabı açıyorum. Hemen hesabı oluşturalım. Yeni bir TikTok hesabım var. TikTok'a bir video yükleyeceğim arkadaşlar. Ünlü olmak için. İlk bir profil oluşturalım. Aktas. 110 takipçim var falan filan. Dans videosu olsun. Videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Videomun altında buna benzer birkaç yorum gördüm ve birçoğunuzun da ilgisini çekmiş. İlgilenenler adına kısaca anlatmaya çalışacağım. Belki düete gelirsin. Ablacığım bu şey. Dünyada gördüğüm en gereksiz eğitim de neyse. Sonra. Ya birader nerede? Bunlar değil ya. Bunlar ne? Dans mı bunların ki ya? Nerede krallar oğlum? Ashley, look at me. Of, hayat gerçekten burada bile beni üzdü şu anda. Neyse, tehlikeli işler. Yapacak bir şey yok birader. Banka gidiyoruz birader. Kostüm seç. Mumya olalım. Oyuncak tabanca. İşte de var. Scooter daha iyi ya. Bro şu hapise mi gittik biz? Allah kahretmesin. Polisten kurtul. Koş, rüşvet vermediğine onunla işbirliği yap. Koş.
Yes be, hayatın için koştum ve polisten kaçtık. Tamam, duygusuz suçlu olduk. İyi arkadaşlar. Aa, video oyunu mazlana ve PS4'ün için boyun olma şansını hangisini alacaksın? PS4 için Call of Duty birader. Bakın işinize. Fortnite, Minecraft. Ben şimdi PS4'te de Minecraft oynamam kardeşim. Fortnite mantıklı. NBA 2K. Oo, bu da iyiymiş. Call of Duty ya, ben savaş oyunlarını severim bile. Amasya Üniversitesi'ne mezun olduk birader. Sokak röportajı sırasında karşılaştığın birisininle fikir ayrılığı düşüyor. Tartışmaya devam ederse senin için bir sonuç da olabileceğini düşünüyorsun. Ne yapacaksın? Tartışmaya devam et lan. Çakkal sen. Açım diyen yalan söylüyor. Dilenciliğe bak. Dilencilik 4200 olmuş arkadaşlar. Oğlum dilencilik, dilenciler benden fazla kazanıyor bak. İşte alo. Rüce ehliyeti versen yeter ya. Tamam arkadaşlar, ehliyet. Aha bu ne lan? Bu trafik işaretinin anlamı. Allah. İki yönlü yol. İki yönlü yol bu. Atilla ne yap? Oğlum Atilla'nın bıyığı mıyığı çıkmış birader. Sevgilin sana para vermeye reddetti. Türkan. Hadi Türkan, hadi kendine iyi bak kardeş. Türkan'la ayrıldık kardeş. Yeni aşklara. Kuaför BİM coin fiyatı. Kuaför BİM birader. Gelin şimdi arkadaşlar. Finansa giriyoruz. Kuaför BİM. Nerede kuaför BİM? Bir dakika dur. Oğlum nerede kuaför BİM? 33 binlik satın aldık arkadaşlar. Ben niye aldım birader bunu? İnşallah. Ananı satayım, 1 TL'm kaldı. Allah kahretsin, nasıl yaptı? Oğlum 33 binlik alıyordu. Ne oldu? Ne oldu? Ananı satayım, senin vereceğin infoya sokayım ben. İnşallah. Birader paramız olacak mı geriye? Annen aramızdan ayrıldı. Üzüldüm birader. Tülay'ım, annem, canım annem, seninle birlikte sokak tabelesi çaldık. Gerçi çok duygusal şeyler yaptık yani, hani son vazifini yerine getir anne, yani ölenle ölüm mü hayatına devam ediyormuşum falan. Cenazede 8500, ölü yakma 1100, mum yarama 50.000. Anneciğim yani bak, dileğini vücuda bilime bağışlanma. Annem gerçekten büyük bir kadındı. Bak vücudunu bilime bağışlamış. Ben de aynen öyle. Ben de aynen öyle düşündüm. 0 TL olması falan alakası yok. Böyle bizim para 87.000 TL olmuş Kerem. Bu nasıl oldu anlamadım ama. Giresun'da UFO görüldü. What the f- Ananı s- Babam da öldü birader! Babam da öldü birader! Babam da öldü! Doksan 4000 TL miras kaldı. Arkadaşlar sevinmedim tabii ki. Babamız ölmüş. Aşk yaşayalım seninle. Birazcık daha aşk yaşayalım. Birazcık daha aşk. Oh my god bro. Oh hell. Oh lan oğlum, aşk aşar kanka. Eyy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 
Soyadının adı ne olsun? Soyadımız Kocataş arkadaşlar. Soyadımız da Ak zaten. Kocataş. Kocataştaş. Kocataştaşdoğulu arkadaşlar. Oğlum Kocataştaş. Yüzük alacağız. Yüzüğün ucuz yok mu? Sattı yüzük, maddi yüzük bir şeyler. 4,723,000. Tekneyle yaklaştı. Evlenme teklifi. Bunu reddederse senin hayatını s**mam artık. Yeter bak ha. Gittir git, evlenmezsen evlenme. Daha ayrılıyorum ben. Bu kadar para gözlük olum ama güzel kadın ya. Neyse defol git ya. Çok sinirlendim birader. Harbi çok sinirlendim. Para ver bana. Para isteyince para... Para isteyince sen yalvar. Hayır lan! Ne konuşuyorsun lan sen? Çakkal! Sinirlendim şu anda. Çok sinirlendim şu anda. Defol güzel ettim ben. Sen daha ileri alaksın. Aynen öyle hadi. Türkan'a bak birader. Benden aldıktan sonra tesettürlü olmuş. Kadın artık benden sonra herhalde tövbe falan edip hayatına yeniden başladı. Türkan'ım tekrar da... Oğlum kimsesiz kaldık lan. Çocukla kaldık baş başa, anasını satayım. Yok mu oğlum? Çok sinirliyorum ama bak. Gerçekten sinirliyorum. Hasta bakıcı. Zeka açısından bayağı vasat. Görsel olarak da ruhlar aleminde de yaşamıyoruz Celil'e. Kendine iyi bak. Şaka. Daha oğlum bizim biz nasıl bir şeyiz ki ya? Yani seçenekler oluyor. Yeşil çıkmıyor. Modacı. Yok bu da olmaz. Modacı olmaz. Ya bu. İşte bu Ceren Çakır 31 yaşında. Gemici. Onunla çıkmaya başla. Ceren'im hoş geldin. Ceren Çakır. Ceren'im nasılsınız inşallah? Kişisel ilişkilerimizi güçlendirmek adına. Türkan, Çurkan'a çok sinirliyim. Eski eşime denize düşsen batmazsın dedim. Yapacak bir şey yok Türkan. Çok sinirlendim. Bir daha, bir daha. Ulan ne diye reddediyorsun? Ne? Türkan sana bakan Amiş insanlarla Amiş kim bileler? Artış ona sanlara saldıra mı? Dur bakayım bir dakika. Apa. Amiş insanlara saldırdın. Bileler. Isır. Yapacak bir şey yok kardeşim. Ben de bunun tabii ki doğru bulmuyorum ama yapacak bir şey yok. Oo, Çakır! Ne? Abi sevdiğim herkes teker teker gitmeye başladı. Oğlum sevgilim niye öldü? Gencecik kız lan. Çok sıkıldım. Sevgilim. Sevinim. Üzüldüm la. Vallahi bunu üzüldüm birader. Ayda onu kazanmasın ölecek diyor. İnşallah ölmeyiz birader. Lan duymuyorum sesi, duymuyorum. Ama herkes öldü.
Oyunu bitirip ya. Bakkal olarak öldük birader ya. Olmasaydı sonumuz böyle demek istiyorum ama oldu maalesef. Erken yaşta mefte olduk. Squid Game'e katılmamak lazımmış. Bunu öğrenmiş olduk. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar daha dikkatli bir şekilde yaşayabilirim. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunun dışında arkadaşlar mobilde rahatça oynanabiliyor. Yani her yerde oynayabilirsiniz. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir TC simülasyonu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öptüm. Bay bay kardeşim.